Merhabalar herkese, TETA karşınızda yeni bir video sizlerle. Arkadaşlar bugün bize CSGO'da Ebola'ya sürükleyen oyuncu tiplerinden bahsedeceğim. Bizi böyle sinirlenden delirten oyuncu tiplerini anlatacağım. Kesin bunlarla karşılaşmışsınızdır ya da daha kötüsü siz de bunlardan birisiniz. İlki her şeyi ben biliyorumcular. Yani bu adamlar bu oyunu bitirmiştir kendi kafasında. Profesyonel oyuncudur ve şey önemli değil. Mesela 10 saat mi oynamış, 1000 saat mi oynamış hiç önemli değil. Her şeyin en doğrusunu o bilir. Her şeye müdahale eder, sürekli eleştirir. Neden mid'e gittik, neden B'ye gittik, niye AWP almadın, AK aldın. Yani sizi oyun boyunca kesinlikle deli eder ve %99'u da oyundan pek anlamıyordur. Anlatırken şiştim. İkincisi yanlış info verenler. Bunların aslında çeşitleri var. Yani kimisi mesela böyle inanılmaz stresli oynar oyunu. O yüzden bir tane flash falan duyarsa B'de bayağı paniğe kapılır ve böyle 10 kişi B'delermiş gibi davranır. Ve sen hani hepsi B'ye rushluyor falan filan diye düşünürsün. You said B! You fucking said B! You motherfucker! Mid'den koşarken, hebele hübele koşarken sen de strese girersin çünkü. Vurulursun. Bir diğeri de tam duyamaz. Tamam, tam duyamadığı halde sürekli info verme ihtiyacı hisseder. Short der, long çıkar. Mid der, short çıkar. Asla doğru yolu bulamaz. Şaşkın sana ne dedim, sen ne yaptın? Dün gece gördüm seni. Üç, AWP seviciler. Ya bunlar kendi içine birer küçük kenestir. Buna gönülden inanmışlardır. Ve sürekli takımdan AWP isterler. Ölürler, sevlemezler paraları. Çünkü takım ona AWP vermekle mükelleftir. Madem vermeyeceksiniz neden oyuna girdiniz? AWP atsanıza. AWP atın, AWP. Mid'den adam geçirmeyeceğim. AWP atın. Bu roundu kaybedeceğiz. Bak bu roundu kaybedeceğiz. Gördüğünüz gibi mouse'u bile tutmadan oynayabiliyorum. Sırf bana AWP atmadığınız için bu roundu kaybedeceğiz. Mutlu musunuz be? Dördüncü tip vardır ki Allah başa vermesin. Bunlar mikrofon kullanmayı bilmez. Ya mikrofona bağırır çağırır, sürekli bağırarak konuşur. Ya böğürür, yani böğürmek diyorum ben buna gerçekten. falan yaparlar çünkü. Dolayısıyla bunlar senin bütün dikkatini dağıtır ki bir tanesi de var. Bu da değişik bir mikrofon kullanamayan tiptir. Bu da içine içine konuşur. A'dalar galiba arkadaşlar. A'dalar B de olabilir ya. B galiba. B evet. Ha bir de bunların bayağı şeye takımı şenlendirmek için müzik açanları vardır. Onlar gerçekten inanılmaz. Ne yapıyoruz? Eğleniyor muyuz arkadaşlar? Woohoo! Beşincisi ise tüm maç boyunca bak koskoca bir maç boyunca 3 vurup bütün maç takımı suçlayanlar. Çok inanılmaz dostsunuz. Ne mid tutabiliyorsunuz ne bir şey yapabiliyorsunuz. Nasıl takım ya bu? Harikayım ben. Siz kötüsünüz. 6 grenetlerle saçmalayanlar. Oh no, that's terrible. Ya bunlar gerçekten çok ayrı bir kategori. Yani hani granitler veli nimetimiz değil mi? Böyle çok güzel işler yapıyorlar. İşte giremediğimiz site'lara giriyoruz, smoke atıyoruz, flash atıyoruz falan. Ama bazıları var ki Allah başa vermesin. Böyle bir granit kullanımı yok. Ya takımın kafasına granit düşürürler, ya önüne flash atarlar hiçbir şey söylemeden bütün takım kör olur. Ya smoke atarlar, karşı takımın oyuncusu smoke'un içine girip ninja yapar. Bu takımda ne eksiği? Kesinlikle flash. Şimdi ben bir flash alsam bizim takım tamamen kör etsem bence bu round'ı alırız. 7 über boostlanmış olanlar. Kesinlikle kimsenin rankına benim lafım sözüm yok. Ama bazıları gerçekten çok çok ütopik. Adam ESA almış. Adam ESA'ya para vermiş. Yani silver olacak hali yok. Adam ESA'da oynuyor ve bomba çözerken adama ateş etmeye çalışıyor ve diyor ki neden bomba çözülürken ateş edilmiyor mu? İnanılmaz. 8. Tüm maç boyunca kendi dillerinde sohbet edenler. Yani mesela görürsün ya Türk görürsün. İşte ne bileyim Fransız Fransız görür. İşte Alman Alman görür. Tamam bir selam verirsin. İnfoyu bazen Türkçe verirsin ağzından kaçar falan. Ama bu öyle bir şey değil. Ve ben bazen gerçekten bunların maç hakkında konuştuğuna inanmıyorum. Bayağı çünkü uzun uzun sohbet ediyorlar. Mahmut abi bizimkiler çok lof. Yani bize kalsa maç bak bize kalsa... İkimiz 5'er round'a es atsak bizde, kesin bizde. 9. Oyunun ana mantığından, rekabetçi modunun ana mantığından uzak sadece frag kasmak için oynayanlar.
Bu adamlar C4'ü taşımaz. Gerçekten C4'ü elleyince ellerinin falan yanacağını zanneden tiplerdir bunlar. Asla C4'ü taşımaz. Bir de takım arkadaşına iş buyurur. Sen taşı, sen götür, o oraya taşısın, işte bu kursun falan. Only you can do make all this world seem right. Sürekli önden koşar, ya seni baitler, ya bir şey yapar, ya entry frek almaya çalışır ama hiçbir zaman o C4'ü taşımaz. 10 birebir de çok konuşanlar. Birebir de inanılmaz konuşanlar. Yani bunlar benim favorim. Birebire kalırsın. İnfo alman lazım, ses dinlemen lazım, sakin kalman lazım. Adam eğer ki senin yerinde olsaydı yapabileceği, yapmayı düşündüğü her şeyi bütün kelime dağarcığını kullanarak sana saniyelerce anlatır. Asla info alamazsın, asla odaklanamazsın, kendi oyununu oynamana izin vermez. Kur C4'ü Teta'cım, kur C4'ü. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Long'tan da, short'tan da, CT'den de gelebilir. Long'a ne, var mı Nate? Nate'in var mı? At short'a bir tane Nate. Long'a gösterme Long'a, CT'den de gelir bak, vuramazsın. Dikkatli oyna. Flash'ın varsa adam gelirken flash'ın... Ya ben anlatıyorum da kime anlatıyorum? Yarım saattir söylüyorum ne yapması gerektiğini. Hala yapamıyorum. Nut bu kız ya. Çok teşekkürler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Ben anlatırken bayağı eğlendim, onu söyleyeyim. Ama oyundayken inanılmaz sinirlenebiliyorsun bu durumlara. Ama kimi zaman da farkında olmadan kendimiz de bunları yapıyoruz şimdi. Onu da inkar edemeyeceğim. Çok sağ olun videoyu izlediğiniz için. Bu arada kanala abone değilseniz artık lütfen abone olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.